Evet arkadaşlar, şimdi biz yandaşız. Yandaştık ya, hani iktidar yandaşı, Recep Tayyip Erdoğan yandaşıydık. Ama ben şimdi düşünüyorum, Erdoğan'a yandaş olmaktan hiçbir kazanım elde edemediğim için Erdoğan'a yandaşlıktan vazgeçiyorum. Yandaşlık yapmayacağım artık. Erdoğan'a artık muhalefet olacağım. Erdoğan'ın yapmış olduğu bütün her şeyin nasıl yaptığını, ne amaçla yaptığını, kimlere yaptırdığını bakın sizlere anlatacağım. Bak nasıl anlatayım? Şimdi söyleyeyim. Erdoğan bir kere adaları Yunanlılara sattı. Araplara Kanal İstanbul projesi diyerek ne kadar İstanbul'da araziler, arsalar varsa onları sattı. Devletin ne kadar devlete ait fabrikalar varsa hepsini sattı, özelleştirdi. Gaz buldum dedi Karadeniz'de. Yani o bulduğu gaz da muamma, hani yalan belki. Yandaşlarını zengin etti. Kendi yandaşlarını. Hepsi zengin oldu. Gemicikler, fabrikalar, firmalar kendi yandaşlarına. Ne kadar yandaş varsa hepsi zengin oldu. Ekonomi battı. İşsizlik arttı. Zam, her yere zam. Böyle hani dış politikada çok zayıfız. Hiçbir dostumuz yok. Hiçbir tane dostumuz yok. Herkes bize karşı düşman. İç işleri tam karışık. Adalet yok. İşsizlik var. Adalet. Hiçbir şey yani yolunda gitmiyor. Ülke hani ekonomi zarar ediyor, batıyor. Çok geride. Yani ne yapıyorsa hep ülkenin zararına işler yapıyor. Hiçbir fayda görmüyoruz halk olarak. Yani neyini görüyoruz ki? Değil mi? Şimdi söylüyorum bakın arkadaşlar. Erdoğan'a düşman oldum ya. Ne ürettim? Sadece boş boş laflar anlatıyorsun. Hani neye dayanarak da bunu söylüyorsun? Dayanan var mı? Resmiyet var mı? Yok. Eleştirmek, yıkmak, bozmak ne kadar kolay görüyor musunuz? Hiç gerek yok yani. Hani hakarete, küfüre daha da ileri gidebilirim. Mesela bir insan isterse yapabilir. Bir resim at, yanına altına yalan bir yorum. İstediğin kadar kitle kitleyebildiğin kadar. Bir sürü CHP'li var. Atatürkçü, laikçi, cumhuriyetçi geçinenler var. İstediğin kadar kitle. Bak bozmak ne kadar kolay. Ama yapmak o kadar zor ki. Bir adamın eline ver, kazmayı küreğe. De ki şuraya bir yol yap, kaz. Eş, okul yap, üniversite yap, hastane yap. Bak yap diyorum. Öyle kolay mı? Bir günde, bir saatte Dışişleri Bakanısın. Başka ülkeye gideceksin. Anlaşmalar yapacaksın. Türkiye'nin çıkarına, onların çıkarına iki tarafta kazanacak. Kazandığında risk var. Hani kazanabilirsin, çok kazanırsın, az kazanırsın. Ve bir seçmen kitlen var. Sana inananlar, güvenenler var. Onlara tatmin edeceksin. Yaptığın işi onlara anlatacaksın. Onlar da kazanacak mı? Doğru mu? Yanlış mı? Küçücük bir hata yaparsan mesela Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağını son 2 saat kala açıkladı diyor. Pandemi zamanında istifa etmek zorunda kaldı. Sonradan geri hani halkın tepkisi üzerine geri geldi. Yani yapmak ne kadar zor görüyor musun arkadaşlar? Yol yapıyorsun, asfalt döküyorsun, o kadar uğraşıyorsun. Kilometrelerce sıcakta yap yap yap. Doğru mu yaptın, uzun mu yaptın, hani kaliteli mi yaptın, okul yaptın, havalanı yaptın, kazanacak, kazanmayacak, çalışacak, çalışmayacak, batacaksın, iflas etme şeyin var. Hani tepkiler, yok ağaç mı katletti diyecekler, böcek mi katletti diyecekler, hayvanlara zarar veriyor, yok hava değişimi, Kanal İstanbul yapıyorsun, yok balıklar zarar görüyor, yok insanlar kısırlaşıyor, yok ucube, yok bilmem ne, kime sattın, müne sattın, yapacak olduğun o projede yapacak olan kişiyle anlaşacaksın, o kişiyi ikna edeceksin, oraya çünkü para dökecek, yatıracak, o kadar yatırım yapıyor adam, kazanmadan yatırım yapar mı? Siz kendi paranızı bir yere yatırdığınız zaman bir yatırım, dükkan açıyorsun, araba alıp satıyorsun, ev alıp satıyorsun, bir şeye ticaret yapacaksın. Sen kazanmıyorsan niye yatırasın? Yatırır mısınız ya? Kendiniz ya. Altın alıyorsun, bugün alırım 5'e, yarın satarım 7'ye diyorsunuz. Bunu bile yatırım. Sen bugün 5'e aldığın altını yarın 3'e satacaksan o altını gider alır mısın? Enayi misin? Yani yurt dışından adam gelmiş buraya köprü yapmış, okul yapmış, hastane yapmış, bir şey yapmış hani kazanacak. Paralı yol, paralı köprü, bilmem ne. Bedava mı yapsın adam? Adam tırlar dolusu, uçaklar dolusu parayı gömecek Türkiye'ye. Babasının hayrına mı yapacak onu? Adamları hani aşağılıyorsunuz, azarlıyorsunuz. Yok paralı yok bu eleştiriyorsunuz ya. Bakın yapmak çok zor. Çok zor. Günler, aylar, haftalar, projeler, inşaat, işçi, onun nazı, bunun nazı, vergi, belediye. Yani neler neler var. Aylarca, yıllarca yapıyorsun. Bir köprü yapıyorsun mesela. Osman Gazi Köprüsü 2-3-4 sene sürüyor. Şimdi Çanakkale'ye köprü yapılıyor. 3-4 sene sürecek. Sürüyor. Bir Avrasya Tüneli, bir Marmaray, bir şey yapıyorsun. Bir havalan yapıyorsun. 3-4 sene sürüyor. O kadar 3-4 sene boyunca hiç para almadın. Hep ver, 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 ver. Hep dök kamyonculara, iskelecilere, şantiyecilere, demircilere, projecilere. Ne kadar orada işçiler çalışıyor ya. Bütün hepsine ver, 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 ver. Hep ver, hep ver, hep ver. Tam kazanacağın zaman bir tane
Neydi verirsin 200 adi. Adi diyelim ona. Daha fazla ileriye gitmek istemiyorum. Adi'nin biri para alıyor bak. Köprüden para alıyor. Havalandan para alıyor. Bir otobandan para alıyor. Ya istersen geçme, istersen gitme, istersen sürme. Niye sürüyorsun? Sana mecbur musun? Sana eskiden o Osman Gazi Köprüsü yokken gemiyle gidiyordun, vapurla ya da dolaşıyordun Sakarya'yı. Osman Gazi Köprüsü'nden geçme. Adam yaptı diye mecbur koşmuyor ki. Oraya eline sopa almış da milleti dövmüyor ki. Geçmezsen döverim demiyor ki sana. İster git gemiye bin, ister yine dolaş. Adam yapmış köprüyü, parasını istiyor. Sana ne? Sen de yap yanına bir köprü, ben de 50 liraya geçiriyorum de. 10 liraya geçiriyorum. Ben de bedavaya geçiriyorum de. Maçan yiyorsa yap ama. Var mı paran? Yok. Adam uçak dolusu para yiyor ya. Para alma. Ve bu da yap işlet devlet modeli. 10 sene 15 sene çalıştıracak, ondan sonra onu devlete hediye olarak bedavadan verecek. Şimdi başından sonuna kadar hani eleştirmeye gelirsek, hani eleştiri iktidara dedik ya, çalıyor, çırpıyor, ihaleye fesat, yok araziye çöküyor, yok kendi yandaşlarını zengin ediyor, yok ona sattı, yok buna sattı, yok şöyle zarar etti, böyle zarar etti. Çok kolay bak, atıyor bak, çok kolay at. Ama yaparken ne kadar zor görüyor musunuz? Senelerini alıyor, 4 sene 5 sene uğraşıyor, bir tane çakalın biri bir mesajla, bir tweetle seni aşağılıyor. Seni rezil ediyor aklı sıra. Seni itibarsızlaştırıyor çok kolayca. Yapmak böyle çok zor bir şey işte. Yıkmak her zaman kolay. Bir bina yapıyorsun, o binayı yaparken 3 katlı 5 katlı neyse onu yaparken haftalarca aylarca uğraşıyorsun ya. Kendiniz evinizin önüne küçücük bir köpek yuvası yapın. Tuğlaları böyle dizin, üstüne çatı yapın, hiç çimento, harç, beton bir şey gerekmez. Elinle yap böyle, deliklerini kapat, bir bakıyorsun ki ne? 3 saat, 5 saat, 6 saatini almış onu. Ama gidiyorsun ona bir tekme vuruyorsun, anında yıkılıyor değil mi? İşte yıkmak, iftiralamak, çamurlamak, aşağılamak bu kadar kolay, basit. Yapmak o kadar zor. Biz iftiralayalım, aşağılayalım, Erdoğan yapsın. Çalışsın. Biz kolay olanı yapalım, iftiralayalım, hakaret edelim. Erdoğan zor olanı yapsın, emek vereni yapsın, hizmet olanı yapsın, geleceğe yapsın, senin çoluğun çocuğun için yapsın, ülkeye toplum olarak bir şey kazandırsın. O koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisine bir tane çivi çakılıyorsa, bir tane bak dışarıdan düşün, bir tane çivi çakılıyorsa o evin içine çakılıyor, o mahalleye, o semte çakılıyor. Sen şimdi biz Almanya'dayız, birisi Türkiye getirmiş bir tane ağaç dikmiş. Ama diken Fransızmış, Japonmuş, Çinmiş. Sen orada aşağılarsın bunu Japon dikmiş. Japon ağacı diye aşağılarsın. Ben buradan sevinirim. Benim toprağımın üzerine, benim vatanıma ağaç dikmiş. Benim vatanımın içerisinde o ağaç diye. Ben bak böyle bakarım. Sen de dersin bu Japon ağacı diye aşağılarsın. Bu dersin Suriyeli ağacı. Japon demeyelim de bu Suriyeli ağacı, bu Arap ağacı bir şeye yaramaz. Bundan hiç fayda olmaz. Bir kere bunu diken Suriyeli. Bitti. Arap. Ben de derim gene vatanımda bir ağaç dikilmiş. Meyvesi az bile olsa, meyve vermese bile bir gün gölgesinden istifade ederim. O da olmasa 50 sene sonra keser, onu defter, kalem bir şey yaparım. Gene bir faydam olur diye. Ben küçücük bir fayda olsun ona bakarım. Kaldı ki ne ağacı? Adamlar köprüler, havalanları, yollar koyuyorlar da koyuyor, koyuyorlar da koyuyorlar. Kardeşim binmeye, geçmeye, kullanmaya mecbur musun? Gitme. Gitme. Eskiden yoktu ki ne? Yoktu ki ne? Atla, eşekle gidiyordun. Gitme. Bir arabanla gidiyordun, her taraf haşatlı, kasisli, arabanın normal düz giden yolda arabanın aksi kırılıyordu ya, yayı kırılıyordu ya, arabanın karteli deleniyordu ikide birde ya. Yani mecbur musun sen o yapılan hizmetlerden istifade etmeye? İstifade ediyorsun, Avrasya Tüneli'ne, Marmara'ya hepsine giriyorsun, kullanıyorsun. Hepsini kullanıyorsun. Osman Gazi'den de geçiyorsun. Yavuz Sultan Selim'den de geçiyorsun. O yeni yapılan ne kadar o yağ gibi otobanlar, yollar var. Hepsini de kullanıyorsun. Dönüyorsun adamı aşağılıyorsun. Satıldı, kiralandı. Benim değil. Katar'ın, Arap'ın, Japon'un, Çin'in, Afgan'ın. Nerenin dersen diyor. Bahane etmeye, iftira atmaya hani dedim ya başta. Yani bir ön bilgi, çalışma, analiz, bir hazırlık mı gerek? Salla sallayabildiğin kadar. Bozmak çok kolay, yapmak zor. Evet arkadaşlar, size bakın Recep Tayyip Erdoğan'la bir kısa anlatı, yani bir özenti ya da bir ayrıştırıcı, yani bir çelişkili bir hikaye anlattım. Artık ironi gibi de diyebilirsiniz. Veyahut da adam bize ya biz tam bir beyinsiz hani deli hasta ruhuyla hani bizi hasta mı görüyor bu kadar bizi aşağılayıcı bir mesaj. Neye dayanaraktan hani böyle söylüyor? Biz manyak mıyız? Bunu anlamayacak kadar salak mıyız? Böyle de düşünebilirsiniz. Bunu da hani bir düşünün.
Yani açıkça yani delisiniz, deliymişsiniz gibi anlatıyorum ben. Hani beyinsizmişsiniz gibi, artık daha nasıl anlatayım? Bunun söylemeyle, hani paylaşımla, gösteriyle, öneriyle, belgeyle, delille hiçbir şeye anlamıyorsunuz, hiçbir şeye. Anlamıyorsunuz, artık deliymişsiniz gibi, tımarhane delisiymişsiniz gibi anlatıyoruz kardeşim. Beynini açıp da içine çiviyle çakamam ki, işte anlatıyorum. Bu kadar, benim elimden bu gelir işte. Anlaman lazım, anlamazsan 5-10 sene sonra 20 yıl önceki Türkiye'ye gidersin. Hastanelerde cenazen, cesetin kalır. Ondan sonra bile parayla, pulla alamazsın. Vurulduğun bir iğneye 500 milyon muayeneye gidersin. 250-300 milyon muayene parası giriş kayıp ödersin. Ondan sonra ağzın şekere döner. Ondan sonra bakarsın, oturur ağlarsın ama Erdoğan'ı bulabilir misin? Onu da kendin düşüneceksin artık. Onu da kendin düşüneceksin. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, huzur dolu, mutlu hayatlar diliyorum. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.